Hello. Bugün günlerden pazartesi. Bugün bir çekime gidiyorum ve o gün ve bugün de sizlerle vloglamak istedim. İrem'le birlikte gideceğiz. Birazdan İrem gelecek. Ben arabada bekliyorum. Levent'e gideceğiz. Hakkı abinin stüdyoya gidiyoruz. Bugün Hakkı abinin YouTube kanalı için video çekeceğiz. İçerikte telefonla ne var olacak? Daha bu video ondan önce kanalda olur mu bilmiyorum ama eğer olursa yine de kartı sonradan eklerim ama olmazsa öncesinde de ekleyebilirim bilmiyorum. Şimdi önce Starbucks'a gideceğiz çünkü İrem de benim gibi pek böyle kahvaltı yapmayı sevmiyor sabahları çok erken saatlerde. Özellikle dışarı çıkacaksak Starbucks'a gidelim bir şeyler alalım. Oradan yine sizlere açıyor olacağım. Öyle bugün giydiklerimi zaten gösterdim diye hatırlıyorum. Bu arada yüzümde kullandığım işte ürünleri, makyaj malzemelerini ya da kıyafetleri falan bulabilirsem yine linke bırakırım. Aşağı açıklamalar kısmında bulabildiklerimin çoğunu linkleyeceğim. Haberiniz olsun. Öpüldünüz. Çok şey, ürkütücü ya. Starbucks'ı böyle görmediniz arkadaşlar. Evet. İnşallah benim sevdiğim sandviçimden vardır. Bakayım. Üf ya, benim sevdiğimden yok. Merhaba. Onun yerine haşhaşlı üç peynirli de yiyebilirim. Haşhaşlı. Çekim öncesi. White chocolate mocha olabilir aslında. Evet. Benimki tatlı değil o yüzden sorun yok. Tatlı karamel. Ama sen sevmiştin onu. Evet sevmiştim. Aa, cool lime var. Cool lime işte o artık var. Yani kışın bile var o. Gerçekten evet, bir şey evet. Var mı peki? Mango Passion. Ben cool lime içeceğim abi. Kafayı mı yedim? Tabii ki cool lime içeceğim. Ben haşhaşlı üç peynirinden istiyorum bir tane. Evet. Bir de cool lime istiyorum. Orta boy. Ya. Ne kadar sevmiştim. Şey var mı? Beri hibiskus var mı? O da yok. Mango Passion da yok. Şöyle. Mango içeceği değişti zaten. Hı-hı. Şu an elimizde var ama içindeki yeşil çayı yok. O zaman tamam, ice caramel macchiato olayım o zaman. Hangi bu? Orta. Ice alayım bari. O kadar... Efendim? Yok istemiyorum. Fatmalar. Hani o kadar soğuğa yükseldim, bir sonra sıcağa dönemezdim yani. Tamam. Temassız var. Arkadaşlar, böyle o kadar yükselmiştim ki cool lime'ın falan olduğuna çok inandırmıştım kendimi. İrem de bak oluyor falan deyince ama malzeme yokmuş. Üzüldüm bir tık. Hatta bayağı bir tık üzüldüm. Tık 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 tık. Şu tık lafını kullanmamaya çalışıyorum ama mümkün mü? Asla. Şimdi yemekleri alacağız bu arada. Burada yenilmiyor biliyorsunuz. Arabada yiyeceğiz. Bir güzel. Ondan sonra rahat rahat, aheste aheste yolumuza gideceğiz. Bir saatlik falan bir yolumuz var. Bakayım. Her türlü yetişiriz. Zaten ben biliyordum böyle 12.30 gibi burada olacağımızı. Yarım saatte arabada takılırız, yemek yeriz. Bu maske yamuk duruyor. Sonra da hop yola çıkacağız. Thank you.
geldik, arabayı da park ettik. Burada Allah'tan yakında bir yer varmış. Çünkü stüdyonun olduğu sokak hem çok dar hem zaten burada şey bırakmamışlar. Hani insan yolu bile yok. Bırakın araba yolunu, her yer araba. Allah'tan dibinde bir otopark varmış. İrem hemen de düşürdü. Bir otopark var. Hemen girdik oraya. Evet. Genelde yanımdaki co-pilotlardan beklediğim şey otopark yeri bulabilmesi. Saat tam 2'de orada olacağız demiştim ve gerçekten saat tam 2. Çıkışta mı yapıyoruz ödemeyi? Tamamdır. Saat gerçekten tam 2. Ama yani tabii bizim bir yürüme mesafemiz var. Ama ben 2'de arabayı park edeceğiz dedim. Evet, tam dedin ama. Evet. Tamam. Dakik bir insanım. Gerçekten bu yönümü seviyorum. Yönünde yer olsaydı yine tam 2 oluyordu. Evet. Ama yer yoktu. İsparklarda bile yer yoktu hiçbir şekilde. Neyse, insanlar şimdi garip garip bana bakmaya başladığına göre ben alışkın kapatabilirim. Kapat, ben alışkın değilim. Arkadaşlar geldik. Bir kola molası verdik. Çünkü asansör burada varmıştı. Biz ilk katta görmedik. İkinci kat ve birinci ve ikinci katta şey yapmadı. Gelmiyormuş oraya. O yüzden böyle bir soluk soluğa kaldık. O yüzden arkadaşlar siz biraz bir dinlenin. Böyle, merhaba. Ay, hoş bulduk falan yapıyoruz arkadaşlar. Asansörü kullanmadınız mı? Yok, kullanmadık. Biz sağlığımıza dikkat ediyoruz. Oksijen saçıyor. Oksijen. Birazdan çekime başlayacağız ama bu arada Hakan'la ilk defa yüz yüze geliyorum ben. Videomu da izleyeceği için söyleyeyim burada. Ama gayet pozitif birisi. O da zaten bana öyle söyledi. Videolarda gibi değilsin, daha böyle sevecen duruyorsun dedi. Nasıl yani, videolarda yüzüme sıkma. Biraz agresif mi duruyorum? Videoda iyisin ama canlı daha da farklı. Videoda zaten samimisin. Canlı canlı daha komik, daha bıcır bıcır. Öyle biliyorsun. Bakın yakın kişilerden yakın görüşler alıyoruz arkadaşlar. Tabii videolarda hani şimdi biriyle sohbet ederken videoda kendi kendime konuşuyorum çünkü. Ya ben kendi kendime story bile çeken... Yani, evet, böyle. Ben alıştım aslında kendi kendime konuşmaya ama tek sorun işte bazen hani mesela bir espri yapıyorum ama kimse gülmüyor. Komik değil mi? Ya siyah üstü beyaz da olursa iyi oluyor da beyaz hiçbir şey olmayınca kötü oluyor hani mavi diye. Ben onu söyleyeceğim, sabahtan beri niye böyle? Neden? Ya senin gözünü çok kapatıyor. Ya uzadım. Mesela sen şu an 4... Ben yemin ederim açmıyor. iPhone'a dava açıyoruz arkadaşlar, yüzümü açmıyor. Kahpilleri tanımadığı için. Bu arada iPhone zamanında benim büyük ablamımız biraz benzeriz. Ablamın yüzünü falan açıyordu. Yenilemedim hani yüzümü, açtım ablam... ne olacak falan dedim. Nasıl ya, ne olacak? DM'ler falan, yazışmalar? Ya ben öyle çok şey yapmıyorum DM'ye falan. Arkadaşlarım da girip bakabilirim. Bir yapan ben miyim ya? Herkes kim gelirse benim öyle bir şeyim yok. Benim galerime girebilirsiniz falan. Ya galeri konusunda şimdi çok da şey yapmayalım ama. Senin yemek takımından ben de çeyizimi almayı düşünüyorum. Karıcan'ın ürünlerinde kırınca falan sorun olur. Kesinlikle sen hani çektiklerinden daha farklısın, daha pozitifsin, daha sıcakkanlısın. Yani bence kamerayı falan değiştir yani. Seni yansıtamıyor diye düşünüyorum. Çok her. Evet arkadaşlar. Şimdi Hakkı abiyle videomuz bitti. Çok da güzel bir video oldu. Ya bana 2 dakika gibi geldi. Kaç dakika? Ay bana da çok... 45 dakika mı? İnanmıyorum. Ben yine kendimi belli etmişim çok konuştuğum için. Ne hissettiğimi söyleyeyim mi? Sanki böyle kuzenim evlenmiş. Evlendikten sonra bizim yanımıza uğramamış. Ben ona kızmışım. Bize niye gelmiyorsun kız demişim. O da çıkmış gelmiş. Evet, ziyaret gibi evet. Oldu değil mi? Evet, kesinlikle. Videoda çok eğlendik bu arada. Çok da güzel oldu ama... Sebebi şu. Ben bazen böyle bir işte hakikaten oraya girmesek mi falan yaptım böyle. Videonun kırılma noktası babamın evinde diye başlamışsın. Videonun bu arada benden önce... Ne zaman yayın olur? Bilgi var yani mı? Yani ne zaman? Ilgili? Bir hafta içinde veririz ya. Benden eğer önce olursa... Sen bu videoyu ne zaman yayınlayacaksın? İşte en kısa zamanda. O zaman sen bizden önce verirsin. Yüksek ihtimal. Şu an çünkü hiç yok stokta video. O zaman şöyle biz öne alalım. Evet. Çektiğin için sana öncelik... Artı birim var sanırım. Artı birim var. Evet, bir de akraba kontenjanı. Bir de kız babasının evi. Babamın çok... evinden kalktım geldim çünkü bir de. Çok eğlenceli oldu ama ya. Çok sevdim sağ videoyu. Ol. Güzeldi. Yani ben biraz böyle çünkü hiç konuk oldum mu olmadım. Hiçbir yere konuk olmuyorum. Genel ben olarak bir şey biraz falan diyormuşum. Senin içinde gerçekten bir teknoloji canavarı var. Benim mi? Kesinlikle bak yönlendirilmen Allah Allah. Lazım. Sadece iyi yönü. Babam arada şey yapıyor da beni. Elin acayip hızlı yani. Kıza diyorum ki işte şunu evet. Nasıl yapıyorsun falan. Mesela Facetune vardı. Onu nasıl uyguluyorsun diye bir göstereyim. Tık 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 tık. Yani olamaz böyle bir yatkınlık ya. Kız Moymaker'da video montajlamasını biliyor. Sonra işte Mac'e geçiyor. iMovie'de yapıyor işlerini. Eli acayip hızlı. Arabadan anlıyor. Arabanın sorunlarını biliyor.
Gerçekten bak muhasebesi araba diyorum. Vergisini kendi yatırıyor. Daha böyle bir kız var mı ya? Tabii yok. Canım, evet. Tebrik ederim. Maşallah. Teşekkür ederim. Nazar değmesin. Güzel bir şeydi ama kamerayı yakınlaştırmışım sanırım ben. Evet. Güzel bir röportaj değil. Ne? Video. Video oldu. Güzel bir videoydu röportaj arkadaşlar. Ben hep sana soru sordum yani. Evet. Röportajdı. Merak edilenlerini sordum. Böyle daha güzel çıkıyor. Evet. Daha demin arabası neydi? Olmuş. Niye sattı? Ondan sonra hangi kamerayla video çekiyor? Hangi uygulamaları kullanıyor? Ya, hangi oyunu oynuyorum? Onu söyleyecektim. Kız geçen hafta bir gün içerisinde 2 saat ya da 3 saat mi? 2 saat aralıksız bir oyun oynamış. O oyunun da ne olduğunu... Oyunda videoda görün bence. Evet. Hakkı abinin videosunda. Yeni gelin neler spoilerlar yaptı. Spoilerlar falan, ufak tefek heyecanlandırmalar. Bu şekildeydi. Şimdi buradan yüksek ihtimal birazdan çıkacağız. Gideceğiz. İçimiz bitti çünkü falan diyormuşum. Süper. Bir şey yemeyecek misin? Bir şey yemeyeceğiz çünkü biz gelirken tamam. Yedik. Bir şeyler atıştırdık. Tamam. Güzel bir çekimdi. İyi vallahi ki geldik, evet. Gerçekten güzel oldu. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Sonra tekrar açarım. Şimdilik kapatıyorum. Evet arkadaşlar, Hakkı abinin bana yeni gelin hediyesi. Baba evinde yoktu. Şimdi şuradan siz bu arada bu videoyu baba evinde yoktu lafını Hakkı abinin videoyu izleyince anlayacaksınız bence. Sıfır, aynen. Bir yeni vlog kamerası keşfetmiş. Hatta bizim ajanstaki düşünenleri de bunlardan aldırmış. Benimkini de biraz miladı dolmaya başladı. O yüzden bir denemem için Hakkı abi bana bunu temin etti. Bir deneyeceğiz, bakacağız. Sonrasında bence güzele benziyor bu arada. Yani çekim olarak şöyle şöyle yaptığın zaman neredeyse. Evet, güzel. Şimdi çekimimiz bitti bu arada. 40. Ay doğru yerdeyiz değil mi? Kız bizim maskelerimiz nerede? Benim maskemde. Dur bir dakika, çantamı koymuş olabilir miyim? Bir sürdü. Ve 40-45 dakikada falan bitti. Bakalım video kaç dakika olacak çünkü yani çok böyle sanki hani 10 dakika 5 dakika sürmüş gibi geldi. Hatta Hakkı abi bitti dediğinde ben bitti mi falan dedim. Ama son akıcıydı. Dedi ya, ben şok oldum. Ben de çok şaşırdım, evet. Çünkü daha böyle batak matak oralara girer kurcalarız diye düşünmüştüm. Neyse, güzel bir gündü. Hakkı abi ilk defa yüz yüze gelmeme rağmen çok hani böyle seveceğim ve iyi davrandılar. Zaten ekibi de çok tatlı. Stüdyoları da çok güzelmiş. Şimdi yoldayız. Arabaya gidiyoruz. Çıkacağız. Çantam sürekli çıkıyor kolumdan. Ay yoruldum. Sonra yine açarım, bakalım bizi nasıl bir trafik bekliyor. Allah. Bizim orada her türlü trafik vardır aynen. Şimdi. Çok evet. Şimdi markete geldik. İrem'le birlikte bir eve girmeden alışveriş. Ben burayı bilmiyordum. Beni getirdi. Bir ara tarif etmişti bana şey diyor. Bak şimdi ben tarif etmeyeceğim, sen bulacaksın tamam mı? Bulabilir misin? Neye ihtiyacım ne oldu? Suya ihtiyacım var ama onun dışında mandalina alayım ya. Biz de çok... Çekirdeği. Çok da sert. O zaman tamam. Onu bilmezler ki. Bilirler mi? Bilirler mi? Bakalım. Seç bakalım diyorum. Çok seviyor. Geçen gün bir yerden almış. Abi çok kötü çıktı. Böyle içi pamuklanmış gibi. Aa. Peki Volkan ne yaptın? Ben nereden aldığını tahmin edebiliyorum ama şimdi söylemek istemiyorum. Geçen gün bir armut almış. O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Ben de çok severim. Ama çok unutuyorum ya. Bilemiyorum alıp yani. Unutuyorum yemeği. Şuraya bakalım mı? Benim buradan dikkatimi çekti bir şeyler ama. Mutlu yoğurt falan. Ha, çok işte güzel evet, oluyor, onu yaparım. Ama bu biraz farklı duruyor. Küçük galiba daha. Ben bir de üzerine ceviz atarım onu. Hafif salçalı böyle. Çok müthiş. Çok güzel oluyor, evet. Hani bildiğin meze gibi de diyet yemeği. En son bana bir tane vermişti. Evet, bir tane şimdi eve geldim. Marketten aldıklarımı falan yerleştireceğim. Sizi de böyle buraya koyayım istedim. Ay yorulmuşum. Yol çok uzundu. Bayağı uzundu. Bir de market alışverişi yaptık ya, onlar çok ağırdı. Çok yani elimin, hatta hala şurada mesela görünür mü bilmiyorum ama bakayım. Görünmez yüksek yine. Şurada mesela bir tırnağım girdi. Hani böyle hızlı kavrayayım derken. O kadar acıdı ki aman Allah'ım, hala izi kaldı. Neyse ya, bu kadar söylemek yeter. Gideceğim şimdi, şeyleri alacağım.
yerleştireceğim falan filan. Acıktım, bir şeyler yapayım, bir şeyler yiyeyim. Öyle yani. Şöyle kırılmış. Neyse, kesecektim her türlü. Şöyle bagetlerden aldım. Volkan'a işe giderken bazen sandviç yapıyorum. Güzel oluyor bunlar ya. Tost ekmeğine falan yapıyorum çoğu zaman ama bunlar da bayağı lezzetli oluyor. Bir kere de bunun zeytinlisini almıştım. O çok güzeldi. Bir de bugün şey, yeşil çay alacaktım. Unuttum, neyse, var evde de stok yapacaktım. Bugün şey yapalım. Ben TikTok'ta olabilir, normal Instagram'da olabilir. Bir şey gördüm. Ödem attırıcı su mu ne? Annem çok yapardı bizim evdeyken ama o daha böyle farklı yapardı. Yani bir kere yaptım. Öyle çok da farkını hemen göremezsiniz zaten de. Onu birlikte yapalım isterseniz. Ben kimden aldım? Bir kızdan aldım. Keşfetime düşmüştü. Onu da sizlere gösterebilirim. Bence hani böyle ödem attırıcı şeyler falan bence herkesin dikkatini çekebilir. Ben mesela yani. Aa dedim, ne güzel yapayım hemen. Aslında aklımda o kadar çok şey var ki o yüzden karar veremiyorum. Yani şu an onu mu yesem, onu mu yesem falan diyorum. Bir tost da yapabilirim, bol kaşarlı. Ama bir böyle döner üstü pilav da yapabilirim. Ya da köfte patates de yapabiliriz. Geçen gün kuru yapmıştık, çok güzel oldu. Çok beğendik. Bugün böyle daha hafif bir şeyler, kahvaltılı tarzı yapabiliriz. Çünkü biz ara ara seviyoruz böyle. Ama belki böyle daha pilav üstü bir şeyler de yapabilirim. Bilmiyorum. Çok arada kaldım ya. Şimdi Volkan'la konuştum. Volkan tok geleceğini söyledi. O yüzden kendime son zamanların spesiyeli ve çok merak edilen, herkes tarafından çok sevilen. Aslında neden merak ediliyor bilmiyorum. Çünkü her yerde TikTok, Reels, işte post story, her yerde girdiler bu işte nasıl yapıldığını, yapım aşamalarını falan. Ben bunu ne zaman paylaşsam bana tarih soruyorsunuz. O zaman dedim ki hazır, şu an kendime bir şeyler hazırlayacakken atıştırmalık. O zaman dedim bunu yapayım, bunu da videoyu çekeyim. Çünkü dediğim gibi siz hem soruyordunuz hem de böyle güzel. Bence herkesin bildiği bir tarif ama yine de vereceğim. Yapım aşamasına geçelim o zaman yani. Sonra kızartacağım. Sonra şöyle çıtır tavuklar oluyor, donmuş. Ondan kızartacağım. Bu yeni aldım, bunu merak ediyorum demiştim ya, patates. Şimdi onu denemek istiyorum. Normalde patates kızartmak için ayrı aldım. Ama bunu denemek istiyorum, merak ediyorum. Arnavutlu'da bir yeri bir denemiştim, çok güzeldi. Bu marka değildi, farklı bir markanın ikisi. O yüzden bir merak ettim, bunu bir deneyeceğim. Turşu falan koyacağız. Ondan sonra burada lavaşımız var. Asıl ana malzememiz, buradan böyle yarayacağız onu bir güzel hop 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 katlayacağız. Şimdi zaten çok hızlı oluyorlar. Tavuklarımı alıyorum. Böyle çevireyim, beni görebilirim. Şöyle tam katlanacak raddeye gelene kadar şuradan şöyle bir ortadan kesiyorum. Bunu böyle mesela şöyle şuraya bir şey koyduk, buraya, buraya, buraya dört farklı şey koyduk ya, böyle katlıyoruz. Böyle katlıyoruz ve böyle katlayıp tosta basıyoruz. Zaten bunları aşamalı olarak göstereceğim. Tüm lavaşım biraz tost makinesini ısıtacağım. Patatesler oldu. Şimdi patatesleri alacağım. Vallahi şu an bayağı iyi görünüyor bu arada patatesler. Merak ediyorum. Onları dener denemez paylaşacağım. Bir de şimdi şu yine aynı markanın soğan halkalarını atıyorum. Son olarak klipsimi takıyorum ve buzluğa atıyorum. Bu klipsler çok ama çok işe yarıyor. Soğan halkaları da şimdi pişiyor. Şu patatesin hemen bir tadına bakmak istedim. Aşırı merak ettim. Dediğim bayağı güzel. Gerçekten bayağı bayağı güzel. Hele sosla gözlerim kızardı yalnız, sıcakmış. Sosla falan efsane olur. Bu arada şu tavuklarımı biraz keseceğim. Çünkü lavaşın içinde çok büyük oldukları zaman hem güzel olmuyor hem de çok parçalanıyor mu denir. Ağza iyi mi gelmiyor denir. Yani lavaşı parçalayabiliyor büyük olduğundan ötürü. Şöyle şey yapıyorum.
Bir lavaşımı ısıtmayı bırakmıştım zaten. Aynen, biraz ısınmış. Parça parça şunu şöyle bir çevirsem daha net görünür. Nasıl net görünür? Lavaboya düşecek yoksa kamera. Lavaşımızın içine şu kızıma genelde ben tavukları düzüyorum. Çünkü buradan böyle ilk kapatma anı ya. Buradan buradaki şeyler buraya dökülüyor. Buradayken böyle sabitliyorum. Buraya daha hafif şeyler koyuyorum. Hafif dediğim dağılmayacak çok. Şöyle tavuklarımı diziyorum. Sonra şuraya tel peynirlerimi, çeçil peynirlerimi koydum. Üstüne şöyle biraz şey koyalım. Turşu. Soğan halkalarımı yine bir ortadan kesiyorum. Soğan halkalarımı koyuyorum buraya. Buraya da biraz patates koyacağım. Bu kadar. Sarımsaklı mayonezle barbekü sıkacağım. Bu şekilde oldu. Şimdi önce burayı, sonra buranın üstünü, sonra buranın üstünü olarak katlayacağım. Bayağı doyurucu olacak. İlk defa bu kadar kalın oldu çünkü. Böyle bırakıyorum. Biraz ısındıktan sonra hafif hafif bastıracağız. Bir fişten çektim. Bayağı ısındı. Bayağı da yumuşadı, görüyor musun? Oğuz, efsane oldu, efsane. Harika oldu. Hemen alıp yemek istiyorum. Çok aşırı derecede açım. Keyif yapacağım. Bir erkek bir kadın açacağım YouTube'dan. Deli gibi böyle yatarak yiyeceğim yani. Çok şu an keyifliyim. Benim için şu an günün en keyifli anı. Bir erkek bir kadın açtım ve yemeğimi yiyeceğim Allah'ım. Çok güzel bir şey. Hele de böyle benim gibi sağlıksız şeyleri seviyorsanız bayılırsınız. Trendyol Karaca'dan böyle bir tane su takımı söylemiştim. Altılı. O gelmiş. Hemen şimdi onu açacağım. Bakalım bakalım. Oo, bayağı iyi paketlemişler. Şimdi gösteriyorum. Bunları bu arada Karaca'dan aldım, tekrarlayayım. Motifleri çok hoşuma gitti. Bunun düzleri de vardı ama ben şey aldım ya, kahve tepsisi almıştım. Instagram'dan beni takip edenler muhakkak bilir. 2-3 kere gördüler zaten. Onun yanına aldım. Hem böyle işte normal su koyabilmek için, hem işte kahvenin yanına bazen çok küçük kalıyor su bardakları, kahvenin su bardakları. Böyle büyüklerini koyabilmek için aldım. Bir de hep böyle normal, ben dümdüz aldım bütün her şeyimi. O yüzden böyle desenli ya da işte gold detaylı pek bardağım yok. Sadece işte şuralarından şerit geçiyordur en fazla. Bunların böyle model olarak çok hoşuma gitti. Bakın şöyle. Çok tatlı duruyorlar. Altılı söyledim ben. Hatta isterseniz ben kahve yanı tepsilerimi de gösteririm. Çok güzeller. Bunların da linkini bırakırım videonun açıklamalar kısmında bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bayağı beğendim. Hem çok kaliteli geldiler, hem çok hızlı geldiler. Hem de fiyatı uygundu. Bayağı indirime düşmüştü. Beğendim. Bunun bu arada şu şeyleri olmayanları da var sadece. O daha da uyguna düşmüştü. Onun da linkini bırakırım bu videonun altına. Eğer almak ya da bakmak isterseniz diye. Çok tatlılar, beğendim. Bu ışıkta daha net belli oluyormuş bu arada. Şurada da şöyle bir kere göstereyim. Gerçekten çok tatlılar. Çok güzel. Aşırı beğendim. Bir de ben böyle ince bardak da çok seviyorum. Bu da bayağı ince. Eğer böyle daha ince camlardan içmeyi bir şey seviyorsanız bayağı seversiniz bunları. Daha bahsettiğim kahve tepsim. Gerçekten çok güzel. Hatta bugün bir tane takipçim almış ve paylaşmış çok beğendiğine dair. Ben de çok beğendim. Fiyatına göre çok ama çok kaliteli geldi. Şuradaki deseni de mesela arkadan vidalı, asla işte yapıştırma vesaire değil. Çok kaliteli, asla bir çizik yok. Mesela bunun yanına bir de şöyle bir lokumluk aldım. Yine aynı markanın, onu da göstereyim. Bir de böyle bir lokumluğunu aldım. İşte buna draje koyabilirsiniz, çikolata koyabilirsiniz, her şeyi ekleyebilirsiniz. Lokumluğunu koyup bu şekilde bardağını koyup buraya Türk kahvesi koyabilirsiniz ya da daha büyük işte filtre kahve koyabilirsiniz. Türk kahvesi olmak zorunda değil. Benim şu an koyduğum şeylerim makinede yıkanıyor. O yüzden onları da sonra gösteririm. Esvaki.com'dan aldım. Mesela fincanlarım çok yakışıyor. Bunun yanında böyle Ikea'dan aldım. Peçeteleri koyuyorum. Peçeteliklerim gelene kadar. Onları da Instagram'dan gördüm bir sayfadan. Çok beğendim. Oradan sipariş ettik. Böyle o peçetelerim gelene kadar Ikea'dan aldığım, yılbaşı zamanında aldım. Bu peçetelerimi kullanıyorum. İşte buraya da üstüne direkt fincanı koyuyorum. Keşke şu an fincanım olsaydı. Bir tane çok alakasız fincan koyayım istiyorsanız belki. Evet, çok hiç hoş olmayacak belki ama göstermek amaçlı.
Bunu kullanmıyorum tabii ki bu tepsiyle birlikte. Pek uyumlu olmuyor çünkü. Buraya beyaz ve gold olan fincanlarımı koyuyorum. Çok da güzel oluyor. Bir uyumayıştım, bir uykum geldi. Çilek falan yapacağım ya da çikolata koyacağım. Bir güzel çilek yiyeceğiz. Geçen gün almıştık. Şöyle açayım. Çok güzel kokuyor. Evet, çilekleri yıkadım, yanına da çikolata koydum ve çikolataya bandırıp yiyelim diye. Bir de üstüne fındık koydum. Şimdi bunları içeri götüreceğim. Şimdi videoyu kapatmadan önce size bahsettiğim o suyu yapacağım, göstereceğim. Nasıl yaptığımı zaten biliyor olabilirsiniz. Basit bir tarif ama bir kere göstereceğim dediğim için şimdi hemen onu yapıyorum. Malzemelerimiz yeşil çay, limon, sıcak su ve soda. Ilık suyumuzu koydum. İçine 2 poşet yeşil çay koyacağız. Şöyle. Şöyle bir tane soda koyuyorum sade ve yarım limon veya bir limon koyabilirsiniz. Ben bir limon koyacağım. Limonun tadını sevdiğim için. Kapatıyorum. Ağzını biraz, bunlar böyle demlenecek. Yüksek ihtimal yarın sabah falan içerim ben bunu. Siz daha erken saatte yaparsanız tabii daha iyi olur. Şöyle aşağıya ittireyim. Bu şekilde, bu kadar basit. Ben bunu böyle koyuyorum. Yarın sabah güzel bir şekilde içiyorum. Şimdi kapatıyorum videoyu. Evet, bugünlük videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Böyle bir günlük işte yaptığımız şeyleri, şunu çıkartayım, yaptığımız şeyleri çekmeye çalıştım. İşte istediğiniz bir tarif vardı Instagram'da, genelde bilinen ama her paylaşımda soru aldığım bir tarifti. Onu birlikte yaptık. Ondan sonra işte bu ödem attırıcı suyu yaptık. Hakkı abiyle çekime gittik. İrem'le birkaç bir şeyler falan yaptık. Market alışveriş yaptık. O şekilde güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kısa ve öz olduğunu düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka ve mutlaka beğenmeyi, YouTube kanalıma eğer hala daha abone değilseniz aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yorumlarınızın hepsini okuyor olacağım. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Çok öptüm. Hoşçakalın.